döngeliğini. Zıplamalı, hoplamalı, bol eğlenceli Bodrum tatili. Burcu Özberk ve köpeğinin Bodrum keyfi. Ezgi Mola ile sevgilisinin Çeşme tatili. Az sonra. Bir sır var aramızda, gözlerimizin dudağında. Bu görüntüler sadece Show TV'de. Her dokunuşta, elimizden sergiz uçta. Hande Yener'in Çeşme'deki mayolu bikinili çok özel tatili. Sana bir gün böyle. Taş gibi fiziğiyle Çeşme'nin Hande Yener'i. Az sonra. İstanbul'u terk etti, Çeşme'ye yerleşti. Annem çok sıkıldı İstanbul'da. Showman Beyaz'ın sürpriz projesi ne? Çeşme'deki çok özel açıklamaları Show TV'de. Benim de esas meslek biliyorsun yani. Az sonra. Üç yakışıklı bekarın süper lüks tekne tatilinde neler yaşandı? Cem Yılmaz, Uras Kaygılaroğlu ve Kaan Yıldırım'ın deniz keyfinden çok özel görüntüler. Az sonra. Ekranların magazin klasiği Pazar sürprizinden hepinize mutlu hafta sonları. Tüm babaların Babalar Günü'nü kutlayarak programa başlıyor ve 3 saatlik keyifli turumuza haftanın haberlerinden oluşan turla başlıyoruz. Ünlüler dünyasında neler oluyor? İşte renkli dünyadan renkli gelişmeler. Mor ve Ötesi grubunun son klibinde iki genç oyuncu Kubilay Aka ve Alina Boz rol aldı. Ayşe Tolga işbirliği yaptığı markanın lansmanında bütünsel sağlığa ve yenilikçi tıpın önemine vurgu yaptı. Genetik olarak yatkınlığınızın olduğu hastalıklar, beslenme düzeninizle ilgili bir sürü bilgi alabiliyoruz. O yüzden burada yapmaya çalıştığımız şey aslında bütünsel sağlığa hem geleneksel hem de yenilikçi, teknolojik bir harman yapmak. Ne eskiyi ne yeniyi şey yapmadan, dışlamadan. O yüzden burada aromaterapi, homeopati, hacamat, osteopati, fizik tedaviden tutun da iyi hissedeceğiniz her şey var. Türkiye'nin doğrudan halkın oylarıyla seçilmiş ilk kadın belediye başkanı Leyla Atakan'ın yaşamını konu alan Leyla Hanım belgesel filmi, 23. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali Organizasyon Komitesi özel ödülünün sahibi oldu. Fahri Evcen ve Burak Özçivit romantik karelerini sosyal medyada paylaştı ve hayranlarının ilgisini gördü. Murat Boz, Harbi Güzel isimli çalışmasının Emrah Karaduman tarafından yapılan remix versiyonunu kliplendirdi. Harbi güzel, su güzel de, yüreğimde sönme. Berkay Akçay, Tövbe ismini verdiği maxi single'la şu sıralar müzik dünyasında başarıdan başarıya koşuyor. Söz ve müzik bana ait. Hepsini ben besteledim. Zaten lakabım da beste fabrikatörüdür. Evet öyle derler. İki konservatuarlı olduğum için
bestecilik bölümünden mezun olduğum için yaklaşık 40'ın üzerinde de beste çalışmalarım mevcut. Ama tövbenin yeri tabii ki ayrı. Yani bu yaza bomba gibi damga vuracağını düşünüyorum. Tövbe, tövbe, bir daha seversem, senin gibi biriyle gezersem. Tövbe, tövbe, tövbe. Serkan Kaya, İstanbul konserinde dinleyicilerine arabesk dolu bir gece yaşattı. Hadi! Kara gözlü yürek tabanca, bir de sen olunca ben aşkı çok seviyorum. Ama öyle bir huyum var ki gelen başta acı, gideni sevmiyorum. Masal filminin Kıbrıs'taki galasındayız. Nilay Deniz, Ekin Mert Daymaz ve Hakan Merişliler galada oldukça keyifli. İstedik ki yine izlememiz, gösterimimiz yine burada olsun. Yine bu şahane insanlarla. Kıbrıs halkı çok çok destek oldu. Çok çok da tatlılar. Ay sana diyeyim aramızda. Evet. Kaçırıyoruz orayı. Evet bence de. Kıbrıs'taki çekimler nasıl geçti? Çok keyifliydi ya. Nehir ben. Kaan. Senin hayatının merkezine koyduğun nehir aslında Lesa'nın sahibinin biricik kızıymış. Cem Adrian İstanbul'da verdiği konserde şarkılarıyla dinleyenlerine romantik bir akşam yaşattı. Bir bahar dalının narin tomurcuklarını sakındık gibi korurum seni. Genç şarkıcı Berkcan Arslan yeni şarkısı Teslimiyet'i çektiği kliple hayranlarıyla buluşturdu. Burada bir insanın seslenişini ve tabiata teslim oluşunu ve kendi içinde barındığında bir yalnızlığı anlatıyorum. Sentez ve özgün müzik, yani bestelerimde makamsal müziği ve batı soundlarını da duyabiliyoruz. Dağlar size seslendi. Size baktım anamdan ırak kaldım. Dinlettin boynum bükük şarkılar, ses etmem susarım anıların altına. Bu itiraf çok konuşulur. Büyük başarısı, Edis'i neden rahatsız ediyor? Bu başarı beni rahatsız ediyor şu an. Edis'in şarkıcı olmasam ne yapardım itirafları geliyor. Astronot olmayı çok istiyorum. Az sonra. Sen otur bahtın açılsın yazında. İlker Kaleli ile Sıla'dan yeni aşk pozları. Cihansın ya, bekle de biri seni. Az sonra. Bülent Ersoy'un bu sözleri Seda Sayan'a mı? Ne oldu şimdi, herkes genç. Diva eski sevgilisine geri döndü mü? Şu an okuduğunuz bir kitap var mı Bülent? Vallahi bilemiyorum ya. Ve Bülent Ersoy çok konuşulan mezarlık videosu için ne dedi? Hepsi dedim. Ben buraya sığamam yalnız dedim. Sen standarta sığmam. Biz de seninkin daha büyük yapacağız. Az sonra. Aşkım 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 diye böyle haykırmak istiyorum şu anda. Seda Sayan neden yeni evlendiği eşinin soyadını nüfustan sildirme kararı aldı? Evraklarda değişiklik yapılması gerek. Az sonra. Melisa Döngel'in zıplamalı hoplamalı, bol eğlenceli Bodrum tatili.
Gökçe Özberk ve Köpeğinin Bodrum Keyfi. Ezgi Mola ile sevgilisinin Çeşme Tatili. Az sonra. Misafir Savar Yasemin tiplemesiyle güldürdü. Ben geçenlerde bir sıkıntıya girdim. Bak yemin ediyorum. Stand-up gösterisiyle kahkahaya boğdu. Hayatıma bu kadar rezil olmadım ha. Güldür Güldür'de Yasemin Sakallıoğlu fırtınası esti. Yasemin Sakallıoğlu bizimle. Benim Demet Özdemir'den, Fahriye Evcen'den ne eksiğim var dedim ya. Yasemin Sakallıoğlu'nun ünlü olma maceraları ve annesinin taklidine çok güleceksiniz. Altı cündü sete gidiyorsun. Demek ne kadar beceriksizsin ki. Ekranların kahkaha fenomeni Güldür Güldür bu hafta son dönemin parlayan yıldızı Yasemin Sakallıoğlu'nu konuk etti. Yasemin Sakallıoğlu bizimle efendim. Az sonra. Gülşin'in Mavi Bulutu. Kendimi bulut gibi, böyle gökyüzü gibi hissediyorum. Dilan Çiçek Deniz'in Kan Pelerini. Çok güzel. Teşekkür ederim. Hande Yener'in Çılgın Tarzı. Biraz çılgınlığı seviyorum. Serenay Sarıkaya'nın Pembe Rüyası. Pınar Deniz'in Kan Beyazı. Sahnelerden, davetlerden, galalardan ünlü güzellerin son dönemdeki en çok konuşulan kıyafetleri geliyor. Az sonra. Aşkım 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 diye böyle haykırmak istiyorum şu anda. Seda Sayan neden yeni evlendiği eşinin soyadını nüfustan sildirme kararı aldı? Evraklarda değişiklik yapılması gerek. Az sonra. Bugün Babalar Günü. Tüm babaların bu güzel gününü bir kez daha kutluyor ve Türkiye'nin ünlü babalarını sizler için ekrana getiriyoruz. Babalar Günü'nde ünlü babaların Babalar Günü heyecanı. Onlar sanat dünyasının en özel, en ünlü babaları. Tüm babaların Babalar Günü kutlu olsun. Bugün Babalar Günü. Ünlüler dünyasının babaları da bu özel günü elbette büyük bir mutluluk içinde kutluyorlar. İşte ünlü babalar ve en az onlar kadar ünlü evlatları. Babalar Günü haberimize çiçeği burnunda babalarla başlıyoruz. Oyuncu Taner Ölmez ilk kez Babalar Günü heyecanı yaşayacak bu yıl. Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ en yakışıklı babalar listesinde. Oğlu Kurt Efe ile Babalar Günü heyecanı yaşayacak ilk kez. Bana benzediğini söylüyorlar. Şimdilik sarışın. İlk kez Babalar Günü heyecanı yaşayacak bir başka isim de Güldür Güldür'ün başarılı oyuncularından Aziz Aslan. Oyuncu Bartu Küçük Çağlayan da bu heyecanı ilk kez yaşayacak isimlerden. Usta oyuncu Emre Karayel de ilk kez bu heyecanı yaşayacak. Mesut Özil'in Amine Gülşe ile olan evliliğinden Eda isminde dünyalar tatlısı bir kızı var.
Şahan Gökbakar da sanat dünyasının ünlü babalarından. Bir başka ünlü komedyen Cem Yılmaz da sanat dünyasının ünlü babalarından. Oğlu Kemal'le sık sık paylaşım yapmayı ihmal etmiyor. If only we could break the night, open our last turn, yet another lesson learned. Babalığın çok yakıştığı isimlerden biri de Engin Altan Düzyatan. Oğlu Emir Aras'a fazlasıyla düşkün olan ünlü oyuncu, babalığını kızı Alara ile perçinlemişti. Bayılıyor musun beni? Şu an çok konsantre. Üç çocuk babası Halit Ergenç de Ali, Leyla ve Han'a çok düşkün bir baba. Onun da babalar günü kutlu olsun. Dizilerin ve sinemanın yakışıklısı Kenan İmirzalıoğlu da iki kız babası. İmirzalıoğlu, Lalin ve bu yıl dünyaya gelen Leyla ile babalar gününü kutlayacak. Megastar Tarkan geçtiğimiz senelerde baba oluyorum demiş ve Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı. Kızı Lia'yı kucağına aldıktan sonra tüm dünya onun olmuştu. Doğru. Baba oluyorum. Doğru. Özcan Deniz, oğlu Kuzey'e de fazlasıyla düşkün. Sanat dünyasının yakışıklı babalarından Burak Özçivit. En az onun kadar yakışıklı oğlu Karan'a oldukça düşkün. Ünlü babalardan Mehmet Aslantuğ da deneyimli bir baba. Arzu Monan'la evliliğinden olan oğlu Can artık babasının boyuna geldi ve genç bir delikanlı oldu. Oldu zaten, Arzu'ma benzetiyorlar. Dolayısıyla öyle bir... ben de iyi ki öyle diyorum açıkçası. Emre Altı pop dünyasının ünlü babalarından biri. Dünyalar Tatlısı iki oğlu var. Biri Kuzey, biri Uzay. Yılmaz Erdoğan da tecrübeli babalardan. Kızı Berfin genç bir kız, oğlu Rodin ise koca bir delikanlı oldu. Alişan da oğlu Burak'tan sonra kızı Eliz'le babalık duygusunu taçlandırdı. Birçok kez babalık sevinci yaşadı İbrahim Tatlıses. Yıllar sonra dünyaya gelen Elif Ada'yla da bambaşka bir babalık heyecanını kutladı. Kocaman olan Elif Ada şimdilerde Tatlıses'in prensesi. Sanat dünyasının bir başka ünlü ismi Ümit Erdim de kızı Ses'le babalık heyecanı yaşadı. Ve bugün de Babalar Günü mutluluğunu yaşıyor. Oyuncu Tolgahan Sayışman da Almede Sayışman'dan olan oğlu Efehan'la babalık duygusunu yaşamıştı. Sonradan dünyaya gelen kızı Alina'yla da mutlu bir babalar günü yaşıyor. Futbolcu Arda Turan, oğlu Hamza ve Asil Aslan'la babalık heyecanını yaşıyor. En yetenekli isimlerden olan Necip Memili de kızı Asya ile Babalar Günü heyecanı yaşıyor bugün. Çoktan belki de ben hala yaşarım eski günlerde. Her şeyde sen varsın unutamadım. Her yerde sen varsın. Erkan Kolçak Köstendil de bugün Babalar Günü mutluluğu yaşıyor. Babalar Günü heyecanını yaşayan bir diğer ünlü de Eser Yenenler. Anneciğim baban nerede?
Babam. Bize biraz duygusal söylüyorsun ya, öyle söylesene. Baba. Magazin dünyasının kahraman babalarını saydık. Ama evlatları için tüm babalar kahramandır. Evlatlarına sıkı sıkı sarılan tüm babaların babalar günü kutlu olsun. Sen otur bahtın açılsın yazında. İlker Kaleli ile Sıla'dan yeni aşk pozları. Cihansın ya, bekle de biri seni. Az sonra. Bülent Ersoy'un bu sözleri Seda Sayan'a mı? Ne oldu şimdi, herkes genç. Diva eski sevgilisine geri döndü mü? Şu an okuduğunuz bir kitap var mı? Vallahi bilemiyorum ya. Ve Bülent Ersoy çok konuşulan mezarlık videosu için ne dedi? Hepsi dedim. Buraya sığamam yalnız dedim. Sen standarta sığmam diye. Sakin, daha büyük yapacağız. Az sonra. Bodrum tatili. Burcu Özberk ve köpeğinin Bodrum keyfi. Ezgi Mola ile sevgilisinin Çeşme tatili. Az sonra. Gülşin'in Mavi Bulutu. Kendimi bulut gibi, böyle gökyüzü gibi hissediyorum. Dilan Çiçek Deniz'in Kan Pelerini. Çok güzel. Hande Yener'in Çılgın Tarzı. Biraz çılgınlığı seviyorum. Serenay Sarıkaya'nın Pembe Rüyası. Pınar Deniz'in Kan Beyazı. Sahnelerden, davetlerden, galalardan ünlü güzellerin son dönemdeki en çok konuşulan kıyafetleri geliyor. Az sonra. Cansu Deren'in aşk hayatına dair açıklamaları, Halit Ergenç'in eşyaları yerinden oynatma isteği, Melis Sezen'in deniz kızı kıyafeti ve ünlülerin şıklık yarışı. İşte sayısız ismin bir araya geldiği davetten izlenimlerimiz. Geç kalmış Pamuk Prensesler. Biraz geç değil mi o ya Pamuk Prensesi? Doğum günü çocukları. Bugün de benim doğum günüm. Jedi hissedenler. Ben yeteri kadar konsantre olabilirsem eşyaları hareket ettirebilirim diye düşünmüştüm var. Deniz kızları. Deniz kızı gibi. Kızı gibi, evet, ona benzettim ben de. Teşekkür ederim. Metalik kulaklar. Aslında son dakikalarla dolu bir hazırlık oldu benim için. Ve daha kimler kimler. Ünlüleri buluşturan geceden tüm detaylar. Yeni bir dijital platformun açılış gecesine ünlü yağdı. Şemsiyeleriniz hazırsa ünlü yağmurumuz başlıyor. Engin Hepileri Beyza Şekerci çifti geliyor. Bodrum tatilindeydiler. Gecede sorular proje üzerine. Beyefendi sinema filmleriyle hazır ve nazır. Bir iki sinema filmi var şu anda. Yaz ve yaz sonunda olmak üzere. Şu anda oraya doğru böyle bir hareketlenme var. Gecenin beyazlar içindeki Pamuk Prensesi geliyor. Harika görünüyor Cansu Dere. Hazırlan çok uzun sürmedi. Ben hızlı hazırlanan birisiyim. Ekip arkadaşlarım iyi. Beğendiyseniz ne güzel. Teşekkür ederim. Ben de kendimi iyi hissediyorum. Muhabirler Pamuk Prenses benzetmesi yapıyor.
Biraz geç değil mi o ya pamuk prenseslik? Belki pamuk değil ama o bir prenses. Son bikinili pozu formda bir prenses olduğunun kanıtı. Yani bikinili fotoğraf herkes giyiyor. Teşekkür ederim. Güzel yorumlar geldiği için sağ olun. Aşk soruluyor Cansu Dere'ye o gece. Bir dönem çok hareketli olan özel hayatı son yıllarda epey durgun. Dolu mudur, boş mudur? Yok, hiçbir şey yok. Uzun zamandır yalnız görüyoruz. Daha önce öğreniyorsunuz da. Yok, evet öyle ama bu işler kolay işler değil. Yani bu yalnız kalmamak için ilişki devam ettirmek ya da ilişkiye başlamak iyi bir şey değil. O yüzden. Buğra Gülsoy geliyor. Yeni partneri Demet Özdemir'le uyumu soruluyor. Demet harika bir insan. Hı hı. Diğer oyuncu arkadaşlarımız da öyle. Çok güzel bir ekip olduk gerçekten. Eda Ece renkli kıyafetiyle salına salına gelirken az daha kazaya kurban gidecekti, direkten döndü. Hengamede eteğine basıldığı anları yakalıyor kameramanımız. Nazara geliyordu güzelim kıyafet. Valla Raşit bazı bağla dikti üstümdekini ve 1,5 günde dikti. Ona buradan herkesin önünde teşekkür ediyorum. Engin Akyürek gecenin tarz beylerinden. Yeni projesi için heyecanlı. Biz her anlamda farklı, biraz yenilikçi, biraz değişik bir iş yapmaya çalıştık. Tüm muhteşemliğiyle Pınar Deniz geliyor. Neresine bakacağımıza şaşırdığımız şık kıyafetini az makyajla tamamlamış, şahane olmuş. Yani biraz son anda hazırlandım aslında. Alina Boz'un bugün doğum günü. Bugün de benim doğum günüm. Aa, doğum gününüz kutlu olsun. Çok teşekkür ederim. Dolayısıyla çok özel bir günümdeyim. Çok mutlu hissediyorum kendimi. Doğum günü için çıtı pıtı giyinmiş. Ama gecenin eleştirilen tarzlarından biri onunki maalesef. Bugün hem doğum günüm hem böyle güzel bir etkinlik var. Aşırı heyecanlıyım. Çok merak ediyorum içeride ne olacağını. Ve uzun zamandır da bu kadar heyecanla bir yere hazırlanmamıştım da diyebilirim. Yaz planlarını soralım. Bu yaz sörf yapası var. Sörf yapmayı çok seviyorum. Sörfe gideceğim tabii ki, deniz kenarında bir yerde olmak istiyorum. Evet. Uzaylılarla henüz yakinen tanışmadık ama uzay tarzını modaya indirgeyenler var. İşte Hafsa Nur Sancak Tutan. Metalik kulaklı tarzıyla merhaba dünyalı biz dostuz der gibi. Aslında son dakikalarla dolu bir hazırlık oldu benim için. Çok pratik ve kısa sürede hazırlandım. Çağla Şiker gecenin göz alıcı hanımlarından. Tarkan heyecanı sarmış onu da. Çok güzel bir gece olacak. Tarkan bizlerle beraber olacak. İbrahim Büyükak eşiyle törende. Onun da yakında bir film sürprizi var. Bir sürprizimiz var. Bir sürprizimiz var. Yakında çıkacağız. Hani yine komedi üzerinde mi yoksa? Evet. Bir dizi mi olacak? Yok, film. Komedi filmi. Yakında da çıkacağız bakalım. Halit Ergenç törenin ünlü yüzlerinden. Ünlü oyuncuya çocukluk kahramanı soruluyor. O bir Star Wars ve Jedi hayranı. Benim ilk izlediğim filmlerden bir tanesi Star Wars, Jedi. Gerçekten bir dönem, ben çocukluğumun belli bir döneminde acaba gerçekten ben yeteri kadar konsantre olabilirsem eşyaları hareket ettirebilir miyim diye düşünmüştüm var. Jedi hayranı. Jedi hayranı. Demet Özdemir gecenin güzellerinden. Yeni projesi için o da çok heyecanlı. Çok kısa bir süre kaldı. Çok güzeldi. Benim için müthiş bir deneyimdi. Kıyafet hazırlığını soruyoruz. Kısa bir sürede böyle yine Rıtkay hayal etti. Hızlıca bir şeyler yaptım. Aslı Enver tatil dönüşü yanık tenini turuncu kıyafetiyle ön plana çıkarmış. Peki o zaman son olarak da kıyafeti soralım. Nasıl hazırlandınız bu geceye? Tuğanam hazırladı beni. Selda ile Nilay, Begüm Kan ve bu kadar. Bali yanıkları hala boynunda duran Melis Sezen gecenin gotik deniz kızı olmuş. Bu gece benim için özel bir gece. Uzun zamandır beklediğim ve heyecanlı olduğum bir gece. O yüzden yine beni yansıtan bir şey olsun istedim.
biraz dönemsel, biraz da böyle deniz kızı gibi. Bir törende giydiği kıyafet tartışma konusu olmuş, gündeme oturmuştu. Ben onun cevabını verdim zaten, herkes de duydu. Dediğim gibi, her zaman da söylediğim gibi, ruhumuz nasıl isterse öyle. Hande Erçel parmağında yüzükler, kolunda bileziklerle gelmiş törene. Elbisesi iddialı, iyi hissediyor kendisini kıyafetiyle. Efsane bir elbise, içinde çok iyi hissediyorum. Tatilden dönen İrem Helvacıoğlu, iddialı kıyafeti ve yanında sevgilisiyle törende. Dinlenmece artık, yeni işim bitti. Bir süre dinlenme vakti. Dilan Çiçek Deniz'e bir bakan bir daha bakıyor. Bu yaz kısa da olsa bir tatil planı var mı? Biraz olabilir, umarım. Oğuzhan Koç, Demet Özdemir'den ayrı olarak geldiği törende sevgilisinin şıklığını gördü mü acaba? Demet Özdemir de çok şık olmuştu. Evet, çok şık, çok güzel. Bir türlü netleşemeyen düğün tarihlerine geliyor söz. Hala belli değil. Olduğu gibi muhtemelen ilk sizle paylaşacağız zaten. Onun dışında konserler var. Koşturuyoruz sürekli. Böyle arada bir iki gün boşumuz varsa onda işte birlikte vakit geçirmeye, yazı planlamaya çalışıyoruz. Demet Özdemir geçtiğimiz haftalarda Oğuzhan Koç'la birbirlerine uğurlu geldiklerini söylemişti. Ya bizim çok şansa ihtiyacımız olduğunu düşünmüyorum. İkimiz de işimizi çok özene bezene, deliler gibi çalışarak yapıyoruz. Ama birbirimize uğur getiriyorsak, iyi geliyorsak bundan daha güzel bir şey yok. Geceye sevgilisi Didem Soydan'la gelen Burak Deniz'deyiz. O da gece için heyecanlı. Vallahi heyecanlıyız. Bakalım ne olacak, göreceğiz. Ünlülerin bir araya geldiği törenin sürprizi Tarkan'dı. Megastar şarkılarıyla geceye renk kattı. Tarkan şarkılarını söylerken ünlüler de onunla birlikte eğlendi. İşte Melis Sezen. İşte İrem Helvacıoğlu ve sevgilisinin Tarkan eğlencesi. Ve işte Cansu Deren'in Tarkan'la coştuğu anlar. Aşkım 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 diye böyle haykırmak istiyorum şu anda. Seda Sayan neden yeni evlendiği eşinin soyadını nüfustan sildirme kararı aldı? Evraklarda değişiklik yapılması gerek. Az sonra. Görüntüler sadece Show TV'de. Hande Yener'in Çeşme'deki mayolu bikinili çok özel tatili. Sana bir gün böyle. Taş gibi fiziğiyle Çeşme'nin Hande Yener'i. Az sonra. İrem Helvacıoğlu'yla sevgilisinin Çeşme romantizmi, Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan ve oğlunun Bodrum tatili. İşte tatil bölgelerinden çok özel ünlü manzaraları. Çeşme'nin deniz aşıkları. Bodrum'un kahkaha atanları. Çeşme'nin gizemli sevdalıları. Bodrum'un ilgi gören anne oğulları. (Gülüyor)
tatilin incileri Çeşme'den, Bodrum'dan, ünlülerle tatil manzaraları. Ege'ye doğru uçuşumuzda ilk durağımız Çeşme. Barış Kılıç'ı tek başına görüntülüyoruz sahillerde. Herkes tek tabanca değil elbette. Aşıklar var bu memlekette. İşte onlardan biri. Baksanıza şu romantizme. Güzel gözlü yıldız İrem Helvacıoğlu, gönlünün gurmesi Yola Çözcan'la Çeşme'de aşk tatilinde. Ege'nin serin sularını aşklarıyla sımsıcak yapıyorlar. Deniz keyfinden sonra sahilde de el eleler, duştan sonra da. Aşkını dosta düşmana ilan eden İrem'den gizemli İrem'e geçiyoruz. İrem Sak, basketbolcu sevgilisi Furkan Korkmaz'la tatildeydi. Gizemli aşıkları denize girip orada romantizm yaşarken değil, ancak sahilde sohbet ederken görüntüleyebildik. Rotamız Bodrum. Bodrum sahillerinde arkadaş grubuyla tatil yapan Tuğba Ünsal, Hakim Ayasu'yla dikkat çekiyor. Keyifli bir sohbet ortamı var belli ki. Kısa bir serinleme molası veriyor Tuğba Ünsal. Sonrasında kurulanmanın ardından mayoyu çıkarıp bikinisiyle yeniden sahilde. Asıhan Güner, Mert Kılıç çifti Bodrum tatilinde. Önce beyefendi dalıyor denize, ardından Asıhan Güner. Aslıhan Güner iki kat bikiniyle girdiği denizden kısa sürede çıkıyor. Bikini üstünün bir katını çıkarıyor ve ardından yeniden suda. Arkadaşıyla kahkahalar havada uçuşuyor. (Gülüyor)
Az sonra eşi Mert Kılıç da geliyor yanına. Klasik bir deniz romantizminin ardından çıkıyorlar sudan. Özcan Deniz'le olaylı şekilde boşanan Feyza Ak'tan tatilde. Tahmin edeceğiniz üzere yanındaki minik delikanlı da Özcan Deniz'in oğlu Kuzey. Oğlu deniz keyfi yaparken Feyza Ak'tan da onunla ilgileniyor. Kuzey'in gördüğümüz açıdan babasına, daha doğrusu babasının ilk ünlü olduğu yıllardaki gençlik haline olan benzerliği dikkat çekici. Tolga Han Sayışman ve ailesi tatilde. Eşi Almeda çocuklarıyla denize girerken baba Tolga Han Sayışman da onları izliyor. Biraz sonra aşağı atlıyor ve havlu servisi yapıyor ailesine özverili baba Tolga Han Sayışman. Avşar'ın Çılgın Dede ile Dansı. Seray Sever'in Tatlı İkizleri. Bergüzar Koreli'nin Islık Çalma Çabası. Ve Cansu Dere'den Melis Sezen'e. Ebru Şallı'dan Hande Erçel'e, İrem Derici'den Pınar Deniz'e, Güzeller Dünyası. Az sonra. Bu görüntüler sadece Show TV'de. Hande Yener'in Çeşme'deki mayolu bikinili çok özel tatili. Sana bir gün böyle. Taş gibi fiziğiyle Çeşme'nin Hande Yener'i. Az sonra. Magazinin kalbi Çeşme ve Bodrum'da atmaya başladı. İşte Cem Yılmaz'dan Burcu Özberk'e, Beyaz'dan Melisa Döngel'e sayısız ünlüyü yakaladığımız tatil turumuz. Tatil aşkına çığlık atan güzeller. Tatilin keyfini köpeğiyle çıkaranlar. Tekne tatili yapan
ünlü yakışıklılar. Ve daha neler neler. İşte Bodrum'dan, Çeşme'den tatil manzaraları ve ünlüler. İlk durağımız Bodrum. Güzel oyuncu Melisa Döngel kankileriyle tatilde. Keyifler hayli yerinde. Öyle mutlular, öyle neşeliler ki zıplıyor Melisa Döngel ve arkadaşları. Bu neşenin üzerine güzel bir dalış gelir mi? Geldi bile. Denizde de bitmiyor neşe. Çığlıklarıyla Bodrum'u inletiyor güzeller. Melisa Döngel'in keyifli halleri yüzerken de devam ediyor. Sıra jet ski keyfinde. Melisa Döngel ve arkadaşları Bodrum'un mavi sularını yara yara şov yapıyorlar. Bodrum açıklarında Cem Yılmaz'ın kiraladığı süper lüks teknede 3 yakışıklı tatilde. Cem Yılmaz'a Uras Kaygılaroğlu ve Kaan Yıldırım eşlik ediyor. Teknenin ön kısmındalar. Bir süre sohbetin ardından denize ilk dalan Uras Kaygılaroğlu oluyor. Denizden ilk çıkan isim Cem Yılmaz olurken Uras Kaygılaroğlu ve Kaan Yıldırım da seabob keyfi yapıyor. Bodrum plajlarında bir güzele odaklanıyor kameramız. Burcu Özberk denizde köpeğiyle serinliyor. Ufaklık halinden memnun. Burcu Özberk sık sık suya dalıp çıkıyor kuçu kuçuyla. Yeğeni de eşlik ediyor güzel oyuncuya. Denizden çıktığında köpeğini kurularken harika formu ve güzelliği gözler önünde. Şefkatli anne Burcu Özberk minik köpeğini bir an olsun bırakmıyor kucağında. Dünyaca ünlü isimler de Bodrum'da. İşte Amerikalı şovmen Ellen. Arkadaşlarıyla birlikte Bodrum'u tercih eden Ellen DeGeneres böyle yakalanıyor kameraya. Tatil turundaki sıradaki durağımız Çeşme. Ezgi Mola sevgilisi Mustafa Aksakallı ile denize girerken görüntüleniyor.
İşte Deniz Sohbeti'nde Sinan Engin eşlik ediyor. Sahillerde durum bu. Çeşme sokaklarında neler oluyor? Yaklaşık 2 yıldır annesiyle Çeşme'ye yerleşen şovmen Beyazıt Öztürk'teyiz. İstanbul'a da çok az gelip gidiyorum. Onun için de kimse de göremedim. Buraya da bir kışın da siz yoksunuz. İşler azaldığı için şimdi. Onun için daha çok buradayım. Epey kilo vermiş. Formda bir beyaz var karşımızda. İyi geçiyor. Daha çok spor yapıyoruz yani. Bir şey yaptığımız yok. Barış görüyor zaten. Şeyimiz orada. Ya bisiklete çok biniyorum. Spora çok gidiyorum. Yani vakti onunla geçiriyorum. İstanbul'da çünkü çok fazla yapabildiğimiz şeyler de yok. Daha rahat yapamıyorsun. Burada daha hani keyifli oluyor, daha güzel oluyor. Şöyle baktığımda da bayağı bir... Verdik. Abi. Verdik. Biraz verdik. Bu konulara yüklen. Projeler diyoruz. Ekrana dönecek ama bir güzel işi daha var hayata geçmeye hazırlanan. Bütün malzemelerin atıklarından, fabrikanın atıklarından Eskişehir'de bir heykel atölyesi kurdum. Yaklaşık 1,5 senedir orada heykel yapıyoruz. Bütün o televizyon atıkları, kablolar, artık fabrikadan ne atık çıktıysa bütün onlarla yaklaşık 15 tane falan büyük boyutlarda heykeller yaptık. Asıl mesleği heykel. O yüzden böyle bir fikir gelmiş aklına. Enteresan bir şey oldu. Yani benim de esas meslek biliyorsun yani okuldan. Bu boşluk aslında pandemi döneminde aklımıza geldi. Yapalım mı falan dedik şirketle. Hadi dedik yapalım, girdik. Sağ olsunlar Eskişehir'den de 2-3 hocam, 1-2 arkadaşım destek attılar. Güzel bir senede falan, 1-1,5 sene içerisinde 10-15 tane büyük çaplı heykeli bitirdik. Herhalde Eylül ayında bir sergi düşünüyoruz, evet. Özlenen Beyaz Şov'u yakında yeniden sahnelere taşıyacak. Beyaz Şov'da bir dünya turnesi planlıyoruz. Hani Amerika, Avustralya, bütün Avrupa, Azerbaycan, öyle bir dünya turnesi güzel bir ekiple. Yani onu da boş bırakmıyorum. Neden Çeşme diye soruyoruz sohbetin sonunda. Annem çok sıkıldı İstanbul'da. Onun bahanesiyle 2-3 senedir buradayım. Yani ona biraz böyle keyifli olsun, biraz rüzgar olsun. Biraz hani eşi dostu buraya gelsin falan diyor. O çok daraldı oradan. Onun için gelirken biz de alıştık yani. Çeşme'den özel ve çok güzel bir görüntüde sıra. Hande Yener'in bikini şovu ve tekne macerasına odaklanıyoruz. Yeşil mayosuyla Show TV'ye özel çektiği bikinili videolarıyla nefes kesiyor Hande Yener. Bir sır var aramızda, gözlerimizin dudağında aşk gibi girmiş bir yalancı hafızamızda. Yeşil mayosuyla beğendik ama siyah bikiniye de haksızlık etmeyelim. O da pek yakışmış Hande Yener'e. Harika tekne keyfinden sonra Çeşme'de sahnede Hande Yener. Milli Yıldız Hakan Çalhanoğlu kucağında kızlarıyla Alaçatı sokaklarında. Yorgunlar çevirsiniz hemen. Efendim? Geçiyor ailecek tatil. Türkiye'ye transferini soruyor muhabirimiz Eren Gürel. Dubai'ye dönük var mı Türkiye yeni sezonda? Haberler çıkıyor. Galatasaray'a gelecek. Sizin de nasıl bir Galatasaraylı olduğunuzu bildiğimiz için. Hakan Bey. Nereye konsantre olacağımı şu an hiç yaramadım. Biz futbola dönelim abi, en iyi bildiğin şey. Bence futbola konuşmayalım ya. Çeşme demişken, geçtiğimiz hafta başında objektiflere yansıyan bu kareleri göstermeden olmaz. Demet Özdemir, Hazal Kaya ve Selin Şekerci'nin Çeşme tatilinden yansıyan kareler görülmeye değer. Ünlüler dünyasında kıyafet savaşları yaşanıyor son dönemde. İşte son dönemin olay yaratan kıyafetleri ve o kıyafetleri giyen güzeller. Gülşin'in mavi bulutu. Kendimi bulut gibi, böyle gökyüzü gibi hissediyorum. Dilan Çiçek Deniz'in kan pelerini. Çok güzel. Hande Yener'in çılgın tarzı. Biraz çılgınlığı seviyorum. Serenay Sarıkaya'nın pembe rüyası. Pınar Deniz'in kan beyazı.
sahnelerden, davetlerden, galalardan, ünlü güzellerin son dönemdeki en çok konuşulan kıyafetleri geliyor. Dönemde ünlü güzellerin giydiği kıyafetler kimi zaman şık, kimi zaman renkli, kimi zaman cesur, kimi zamansa rüküş oldu. İşte son dönemde ünlü güzellerin giydiği olay kıyafetler. Farah Zeynep Abdullah'ın bu ne dedirten gala kıyafeti. Farah Zeynep Abdullah'ın başrol oynadığı Bergen filminin galasına katıldığı kıyafet ve o kıyafetle birleştirdiği makyajı olay yaratmıştı. Ütü tutmayan kıyafetin yarattığı görüntü bir kenara dursun, Bergen filminin konseptine de uygun bulunmamıştı tarz. Özellikle de Farah Zeynep Abdullah'ın saçını ve makyajını çok az kişi beğendi. Çılgınlığı seven Hande Yener tarzı. Son dönemin en cesur kadınlarından biri Hande Yener. Çılgınlığı sevdiğini söylüyor her fırsatta. Biraz çılgınlığı seviyorum. Rolüme göre giyinince sahneyi çok etkiliyor kostüm. O çılgınlığı kıyafetlerine de yansıtıyor Hande Yener. İşte o kıyafetlerden biri. Hande Yener hem çılgın hem de şık olunabildiğini gösteriyor herkese. Süperstarın süper tarzı. Yıllardır Türkiye'nin en iyi giyinen kadınlarından biri olan Ajda Pekkan son konserinde de şaşırtmadı. Tarzı ve aksesuarlarıyla yine süperstarlığını gösterdi herkese. Özellikle o konserde uzun elbisesiyle yaptığı bacak şov görülmeye değerdi. Ay nereden Gülşen'in mavi bulutu. Son dönemde kıyafet denince akla ilk gelen isim Gülşen. Gülşen katıldığı törende yaptığı mavi kombinle bulut kızı olmuştu. Kendimi bulut gibi, böyle gökyüzü gibi hissediyorum. Beğenen de var, beğenmeyen de Gülşen'in tarzını. Ama o kendine yakıştırıyor ve kendi tarzını yaratıyor hızla. Gülşen ikon olma yolunda. Pembe yılan Serenay Sarıkaya. Serenay Sarıkaya'nın şık gecede giydiği pembe kıyafet kalitesini yansıtıyor. Yılanlı tarzı onun bu yılki seçimi. Benim için yılanın önemli olduğu bir döneme giriyoruz. Hande Erçel'in mor akşamları. Son dönemin en tarz kızlarından Hande Erçel'in davette giydiği mor kıyafette ters köşeydi. Herkes ondan dekolte bir parça beklerken o tam tersini yaptı. Böyle geceleri çok özlemiştik hepimiz. Ve burada olduğum için çok mutluyum. Hande Erçel'in tüllü mor kıyafeti bu yılın en zarif parçalarından tartışmasız. Ünlü güzellerin en çok konuşulan kıyafetleri. Katıldığı Cannes Film Festivali'nin kırmızı halısında tülden kıyafet tercih etti Pınar Deniz. Zarafet nedir diye yazsanız arama motorlarına bu kıyafet çıkar karşınıza. Kana çıkarma yapan bir başka güzel Dilan Çiçek Deniz'di. Biri pembe, biri altın sarısı iki kıyafet giydi. Harika görünüyordu. Her iki haliyle de güzel oyuncu. Ebru Gündeş, zarafeti elden bırakmayanlardan. Bayramda Kıbrıs'ta giydiği siyah kıyafet bunun en büyük örneği. Deniz Seki cesur tercihler yapıyor son dönemde. İşte bayramda giydiği pembe uçuş uçuş kıyafeti. (Gülüyor)
Defne Samyeli'nin son konserinde giydiği kıyafet de güzel fiziğiyle birleşince ortaya bu manzara çıkıyor. Defne Samyeli giyinmeyi iyi biliyor. Hüzün olup bin bir damga vuruyor sevgim üstüne, yeter gidip o sevgisizliğinde kendi tükensin. Hülya Avşar'ın son Kıbrıs konserinde giydiği kıyafete gelince, siyahtan vazgeçmeyen Hülya Avşar bacak dekoltesiyle renklendiriyor elbiseyi. O bakış ki götürür. Balsam'ın son konserinde tercih ettiği transparan görünümlü kıyafet de harika. Hem ekranın hem sahnenin başarılı yıldızı kalitesini kıyafetine de yansıtmış. Bülent Ersoy'un bu sözleri Seda Sayan'a mı? Ne oldu şimdi, herkes genç. Diva eski sevgilisine geri döndü mü? Şu an okuduğunuz bir kitap var mı? Vallahi bilemiyorum ya. Ve Bülent Ersoy çok konuşulan mezarlık videosu için ne dedi? Hepsi dedim. Buraya sığamam yalnız dedim. Ben standarta sığmam. Seninkini daha büyük yapacağız. Az sonra. Aşkım 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 diye böyle haykırmak istiyorum şu anda. Seda Sayan neden yeni evlendiği eşinin soyadını nüfustan sildirme kararı aldı? Evraklarda değişiklik yapılması gerek. Az sonra. Ünlüler dünyasının en şahsına münasır isimlerinden Yıldız Tilbe'nin geçmişten bugüne tüm kariyerini sizler için araştırdık. Olsun mu olmasın dert sana uğramasın. O Türkiye'nin müziğe aşık, müzikle evli yıldızı. Yani müzik benim ekmeğim, suyum, sevgilim, kocam, her şeyim müzik benim. O Türkiye'nin ne yapsa yakışan, ne yapsa olay yıldızı. Sevgiler, saygılar sunuyorum. O Türkiye'yi ağlatan, aşık eden şarkıların yıldızı. Ne yapsam ayrılamam senden asla. Sezen Aksu'yla nasıl tanıştı? Neden küstü? Nasıl barıştı? Çok özel bir ses dinleteceğim sizlere. Yıldız Tilbe. Bir gece sarhoştuk, uzayla birlikte olduk. Magazin skandalları arasına giren İbrahim Tatlıses'le ekran kavgasının altında ne vardı? Ben söylüyorum çünkü. Hayır, ayıp benim değil senden, mi? Benim senden ayıp, manevi, ayıp. Manevi hakkım var. Kimler onu dibe çekmeye çalıştıkça o inatla zirveye çıktı. Hem üzüldüm hem sinirlendim. Adımı kullanıyorlar. Adımı kullanıp kendilerine rant sağlıyorlar. İşte ünlüler dünyasının en çılgın kadını Yıldız Tilbe'nin portresi. Ama evlisin, benim değilsin. Yıllar önce neredeydin? Çok geciktin sevgilim. Yıl 1984. Yıldız olmadan evlendi, anne oldu. Biz onu Yıldız Tilbe olarak tanıdık yıllarca. Ama öncesi var. Yıldız Tilbe 1984 yılında daha 18'indeyken evlendi Güngör Karahan'la. 1985'te kızı oldu, kızına hayranı oldu. Sezen Aksu'nun ismini verdi. Evliliği
5 yılda bitti. Ailesinin Yadigar ismiyle çağırdığı Yıldız Tilbe'ye bu evlilikten kızı Sezen Burçin Yadigar kaldı. Sezen Aksu aşkıyla müziğe başladı Yıldız Tilbe ve 1990 yılında sahnelere çıktı ilk olarak. O yıllarda ilk ses kayıtlarını yaptı. Henüz ilk bestelerini yapmamışken sesinin arabeske uygun olduğu kanısına varan yapımcılar ona arabesk şarkılar söyletti. Müslüm Gürses'te ünlü olan Adını Sen Koy şarkısını söylemiş Yıldız Tilbe hiç yayınlanmayan o stüdyo kaydında. Özlerim ben seni, seninle bile vuslat mı, hasret mi, adını 1991. Sezen Aksu'nun yeni keşfi Yıldız Tilbe. Bir gün memleketi İzmir'de bir genç kızı dinlemeye gitti Sezen Aksu. O genç kız kara kuru fiziğine dev bir ses sığdıran yıldızdı. Bir yıldızı keşfetti minik serçe. Onu yanına aldı, vokalisti yaptı. Son derece yetenekli genç birisiyle tanıştırmak istiyorum. Bu kez konuğumuz bir küçük hanım. Şimdi hoş geldiniz. Sevgili izleyiciler, Tilbe'nin gerçekten müthiş bir sesi var. Ben İzmir'de dinledim kendisini ilk kez. Gerçekten müthiş heyecanlandım. İnanılmaz, inanılmaz heyecanlandım. Zirin tekirişize aman taşla. Serçe'nin dev kanatlarının altındaydı artık. Yapımcıların senden arabeskçi olur dedikleri Yıldız Tilbe'nin içindeki gerçek cevheri keşfetmişti Sezen Aksu. Yepyeni pırıl pırıl gencecik altın gibi sesler hediye etmem en uygunu. Çok özel bir ses dinleteceğim sizlere. Yıldız Tilbe. Aklım. ...1993. Aynı adamı sevdiler. Minik Serçe ile araları açıldı. Kızına ismini verecek kadar büyük Sezen Aksu hayranı olan Yıldız Tilbe ile Minik Serçe'nin arasını aşk açtı. Yıldız Tilbe'nin uzay eparıyla yaşadığı aşk kaçamağı Sezen Aksu'nun onu evinden kovmasıyla sonuçlandı. Bir gece sarhoştuk, uzayla birlikte olduk. Ertesi günde pişman oldum, gidip söyledim kendisine. Ben dedim böyle böyle, yani senin ayrıldığın kişiyle birlikte oldum, taşıyamıyorum. Söylemesem hiç haberi olmayabilirdi yani. O da o zaman güle güle dedi bana, ben de ayrıldım bu şekilde. Artık Sezen Aksu'nun kanatları altında değildi. Cem Özer destek oldu Yıldız'a. Laf Lafı Açıyor programının solistiydi artık. Yüreğime var, ateşimi gör. ...1994. İlk albüm ve Delikanlım Fırtınası. Cem Özer'in programında yakaladığı şöhret Yıldız Tilbe'ye ilk albümünü yaptırdı. 1994'te Delikanlım'la çıktı, yeri göğü inletti. Hafife alma, aşk vurur insana, bu kadar kolay sanma delikanlı. Kendi besteleriyle yapmıştı beklediği çıkışı. Zaten aşklar hep yalan dolan, sonu hep kızı üzüren, geriye kalan ardından, yalnızlık olsa da sana değer. O artık Türkiye'nin yıldızıydı. Pop'un yıldızları da keşfetmişti ondaki cevheri. Tarkan'ı Tarkan yapan şarkılardan Kış Güneşi, Yıldız Tilbe imzasını taşıyordu. Yıldız şarkı söyledi. Yani ben çok etkilendim. Tüylerim diken diken oldu. Hatta stüdyoya girdi, mikrofondan söyledi. Ben yanılmadığım için çok mutluyum. Senden iyi herhalde kimse okuyamazdı.
1996. Beklenmedik gözaltı ve bilinmeyen Yıldız Tilbe. Şöhretinin tavan yaptığı yıllarda Yıldız Tilbe'nin beklenmedik olayları gündeme geldi. 1996 yılında madde kullanımı gerekçesiyle gözaltına alındı ve 3 gün hapis yattı Yıldız Tilbe. Adam öldürdüm adam! Ya, tamam. Cezaevinden çıkarken kendisine sorulan sorulara Delikanlım şarkısını söyleyerek yanıt verdi Yıldız. Kalbim duraksız haykırışlarda, ne yapsam ayrılamam senden asla. Hafife alma aşk kurur insana, bu kadar kolay sanma. Delikanlım. Yıllar sonra o dönem yaşadıklarıyla ilgili itiraflar yapmış ve çok üstüne gelindiğini söylemişti. Yani hep benim hakkımda böyle yapmadığım, söylemediğim şeyler üretiliyor ve halka sunuluyor. Ayıptır yani, bir insanın üstüne bu kadar gidilmez ki. Bu olay sonrası çok konuşuldu Yıldız Tilbe'nin çılgınlıkları. 1996'da Boğaz Köprüsü'nde izinsiz klip çekmeye çalışmış ve ortalığı birbirine katmıştı. O dönemki olumsuz haberlerine 1999 yılında bir yenisini ekleyen Yıldız Tilbe, sahnesini dinlemeye gittiği Sezen Aksu'nun sahnesinde mikrofonu bırakmayınca mekanın korumaları tarafından yaka paça dışarı atılıyordu. Yılı 2000'i bin dereden su getirdi ve şöhrete geri döndü. Birbiri ardına olumsuz haberlerle sekteye uğrattığı şöhretini 2000'li yılların başında şarkılarıyla geri kazandı Yıldız Tilbe. Bin dereden su getirsem arınamazsın şarkısıyla yeniden parladı yıldızı. Bin dereden su getirsem arınamazsın, sussam olmaz, konuşsam duymaz anlamazsın. Sevmekle hakkından gelmek mümkündür söyle, sana bir canım kaldı, verirsem rahatlar mısın? 2002 yılında çıkardığı Haberin Olsun albümüyle yeniden zirvenin en tepesine çıkmayı başardı. ...1994'te çıkardığı Delikanlım albümü kadar büyük bir etki yarattı bu albüm. Albümdeki şarkılardan Aşk Laftan Anlamaz Ki Yıldız Tilbe'nin en büyük hitlerinden biri oldu. Sakınsın seni her türlü gözden. Dersin gitmez ki aşk laftan anlamaz ki. 2004'te çıkardığı albümle müzik listelerini alt üst etmeye devam etti Yıldız Tilbe. O albümde seslendirdiği Çabuk Olalım Aşkım'la kalplerde iz bıraktı. Aşk şarkıları arasına bir klasik daha ekledi. Çabuk Olalım Aşkım Ama Evlisin, onlar ayrı şarkılardı. Şimdikiler de ayrı şarkılar. Sadece şarkılarıyla değil, ilginç açıklamalarıyla da hep gündem olduğu yıllardı Yıldız Tilbe'nin. Kendimi sahiden erkek sanıyordum belli bir zamana kadar. Yetiştirebildiğim için. Ha yani erkek sanıyordum kendimi. Sonradan anladım ki değilmişim. Sahneleri bırakmayı düşündü. Ama bu kararından hep vazgeçti. Yıldız Tilbe hep müzikle var oldu. Çok sayıda oyunculuk teklifi aldığı yıllarda dahi sadece müzik vardı aklında. Bir film hazırlığında olduğunu söyledi. Filmde de benim otobüse binip hiç inmeden dolaşan bir özgür kız olacağımı söyledi. Ben de reddettim tabii ki. Para değildi onun için müzik. Bir varoluş şekliydi. Yani müzik benim ekmeğim, suyum, sevgilim, kocam. Her şeyin müzik benim ki. Olsun ne güzelim olsun.
aşkım sağ solu belli olmaz. Ben aklımı senle bozdum, hiç kimseyle işim olmaz. Müzikle yorulduğu zaman bile müzikle dinlendi hep. Müziği bırakmayı düşündüğü zaman bu aşkı vazgeçirdi onu. Yani ben müzikten yoruluyorum mesela ama yine müzik yaparak dinlenebilirim. Beni başka hiçbir şey dinlendiremez ki. Müzikten vazgeçemeyeceğimi gördüm zaman içinde. Dönem dönem ara versem de bu işi çok seviyorum. Yaşadığım sürece şarkı söylemek istiyorum, mesleğimi yapmak istiyorum. Çünkü başka bir iş bilmiyorum, başka bir iş yapmak da istemiyorum. Hep şarkı söylemek istiyorum, müzik yapmak istiyorum. Çabuk olalım aşkım, her şeyi paylaşalım. Ben kendimi sana adadım. Üstüne çok gelindiğini düşündü. Haklıydı ama o yıldızdı ve yıldız kalmayı sürdürdü. Sadece benim hakkımda değil, birçok insan hakkında. Ama en çok bana yükleniyorlar. Çünkü en güzel benim ondan. Ve kendi tarzını yarattı. Aşık, özgür ve çılgındı. Tilbe'nin kendine has çılgınlıkları. Yıldız Tilbe demek normal olmak demek olmadı yıllar yılı. Onu hep çılgınlıklarıyla sevdik. Yıldız Tilbe'nin Çılgın Tilbe lakabını en çok hak ettiği programa gelince, Türkiye'nin Yıldızı adlı televizyon programı. Sıcaktan şikayet ediyor Yıldız Tilbe ve litrelerce suyu boca ediyor kafasından aşağı. Gölgede 42 dereceymiş. Burası bu ışıkların altında 50 derece, o kadar sıcak ki. Arkadaşlar, sevgiler, saygılar sunuyorum. Bu sular mikrofonu bozuyor, Yıldız Tilbe mikrofonunu düzeltmeye gelen gence bakın neler yapıyor. Ama döktüğü litrelerce su sonunda ayağının kayıp yere kapaklanmasına neden oluyor. Herkes böyle bir durumda hastaneye gider. Ama Yıldız Tilbe kaşını yarmasına rağmen programa geri dönüyor. Çocukla biraz cilveleşeyim dedim, ne hale geldim, gördünüz mü? Vallahi. Kendi kendine kafa atan bir ben varımdır herhalde. Vallahi. Bir şeyim yok, göstersene şuramı. Kaşım biraz açıldı. İşte bir başka çılgın televizyon programı. Yıldız Tilbe televizyon programına kendi yaptığı pantolonla çıkmış ve o pantolonu nasıl yaptığını anlatmıştı. Noel anneler giyiyor ya şuraya kadar çorap. Şunlar da oluyor burada hani. O çorabı ikiye kestim. Şuraya bant geçtim Çağla'cığım. O kurdeleyi de oraya konduruverdim. Bu da bir iç çamaşırın bir yeriydi. Böyle kesip vallahi kemer i̇şte yaptım. İşte o yüzden çok bak. Beğendim. İbrahim Tatlıses'te unutulmaz canlı yayın kavgası. Yıldız Tilbe'nin magazin tarihine geçen en büyük kavgası İbrahim Tatlıses'te canlı yayındaki olay tartışmasıydı. Ben söylüyorum çünkü hayır, ayıp benim, değil senden, mi? Benim senden ayıp, manevi, ayıp. Manevi hakkım var. Size yakışmaz. Benim sizde daha çok manevi hakkım var. Bir dönem patronu olan İbrahim Tatlıses'le geçmişte yaşadığı olayları ayyuka çıktığı o kavga uzun yıllardır unutulmadı. Beni dövdüler abi dediği zaman beklerin elinden gittim aldım. Beni dövdüler adamlar. Ben aslan gibi evime gittim. Besteleriyle efsaneler arasında. Yıldız Tilbe'nin kendi söylediği şarkılar kadar ünlü isimlere verdiği besteler de müziğin efsaneleri arasına girdi. Tarkan'a verdiği Kış Güneşi'nin yanı sıra Deniz Seki ve İbrahim Tatlıses'in okuduğu Kok Gel Günahlarından bir Yıldız Tilbe şarkısı. Kim bu gözlerindeki yabancı? Bugünün ya
İbrahim Tatlıses'e Ayrılamam ve Anam şarkılarının yanı sıra Ebru Gündeş'e Vazgeçmem şarkısını armağan etti Yıldız Tilbe. Seninle doğmuşum, sensiz ölemem. Dünyayı verseler yine vazgeçmem. Aşkla yorulmuşum, ayrılık bilmem. Dünyayı verseler yine vazgeçmem. Yine İbrahim Tatlıses klasiklerinden Seni Sana Bırakmam'da da Yıldız Tilbe imzası var. Yanı başımda olsam da bir adım bile atmam. Kadrimi, kıymetimi, sana olan sevgimi bilmedin, bileceğim yok. Gülben Ergen'in kariyerine de güzel dokunuşlar yaptı Yıldız Tilbe. Ergen'in Kandıramazsın Beni ve Lay La Lay La Lay şarkıları da Yıldız Tilbe'ye ait. Ve Tarkan'a Kış Güneşi'nden yıllar sonra bir aşk hiti daha armağan etti. O şarkı İşim Olmaz'dı. Olsun ne güzelim olsun aşkımsa solu belli olmaz. Ben aklımı senle bozdum hiç kimseyle işim olmaz. Yıllarca kendisine kötü şarkılar verenler yüzünden başladığını itiraf ediyordu beste yapmaya. Kapısını çalmadığım besteci kalmadı benim. Her biri işte bu sana uymaz, şu an okuyacak şarkımız yok ya da en kötü şarkılarını verdiler benim okumam için. Ben de dedim o zaman ben yapacağım. Kişiye özel beste devrini başlatan isimdi Yıldız Tilbe. Herhangi bir şarkıcının sesine göre şarkı yapmayı çok iyi biliyordu. Bazı şarkıcıların sesi küçük. Hı hı. Hani bağıramıyorlar. O zaman onlara göre düz yazıyorum şarkı. Ama bazı şarkıcıların ses aralığı geniş, onlara göre de yüksek yazıyorum. Sanatıyla, şarkılarıyla hep zirvede Yıldız Tilbe. O bir efsane. Ama son iki yılda korona döneminde yaptığı bazı tasvip edilmez şeyleri de belirtmeden geçmeyelim. Özellikle maskesiz çıktığı AVM turunda yaptıkları göze hoş gelmedi. Bay bay çocuklar. Güzel elbiseler. Çılgınlıklarına yorduk bu görüntüleri. Yıldız Tilbe olmak böyle bir şey olmalıydı. Yaşayan bir efsaneyi güzellikleriyle hatırlamak en güzeli. Kalbim duraksız, aykırışlarda. Ne yapsam ayrılamam senden asla. Hafife alma, aşk vurur insana. Bu kadar kolay sanma delikanlı. Şimdi aşkım aşkım diyeyim. Böyle haykırmak istiyorum şu anda. Seda Sayan neden yeni evlendiği eşinin soyadını nüfustan sildirme kararı aldı? Evraklarda değişiklik yapılması gerek. Az sonra. Dinlettin boynum bükük şarkılar. Ses etmem susarım anıların altına. İtiraf çok konuşulur. Büyük başarısı, Edis'i neden rahatsız ediyor? Bu başarı beni rahatsız ediyor şu an. Edis'in şarkıcı olmasam ne yapardım itirafları geliyor. Astronot olmayı çok istiyorum. Az sonra. Bülent Ersoy'un bu sözleri Seda Sayan'a mı? Ne oldu şimdi herkes genç? Diva eski sevgilisine geri döndü mü? Şu an okuduğunuz bir kitap var mı? Vallahi bilemiyorum ya. Ve Bülent Ersoy çok konuşulan mezarlık videosu için ne dedi? Hepsi dedim. Buraya sığamam yalnız dedim. Ben standarta sığmam diye. Sen daha büyük yapacaksın. Az sonra.
Aşkım 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 diye böyle haykırmak istiyorum şu anda. Seda Sayan neden yeni evlendiği eşinin soyadını nüfustan sildirme kararı aldı? Evraklarda değişiklik yapılması gerek. Az sonra. Ünlü isimlerin sosyal medya hesaplarında paylaştıkları videolar ve fotoğraflardan oluşan sanal alem gündemiyle programımıza devam ediyoruz. Hülya Avşar'ın Çılgın Dede ile Dansı. Seray Sever'in Tatlı İkizleri. Bergüzar Koreli'nin Islık Çalma Çabası. Ve Cansu Dere'den Melis Sezen'e, Ebru Şallı'dan Hande Erçel'e, İrem Derici'den Pınar Deniz'e, Güzeller Dünyası. Sosyal medya paylaşımları bu hafta çok renkliydi. Hülya Avşar'ın sokak dansıyla başlıyoruz. Hülya Avşar, Balat'ın meşhur Çılgın Dedesi ile sokak ortasında dans ettiği anları yayınladı sosyal medyada. Dağlarında duman ettin sen beni. Gece vurdum pencerene, duydum. Geri geldim neden diye sordum. Seni nasıl sevdim sen de. Bergüzar Koreli'nin ıslık çalma çabasında sıra. Ünlü oyuncu bu eğlenceli anları paylaştı takipçileriyle. Hülya Zenginer, bebeği Mila'nın saçını çektiği anları yayınladı sosyal medyada. Ellerim çekti. Onu bıraksana. Fahriye Evcen, Burak Özçivit çiftinin minik oğulları Kara'nın araba sürmeyi öğrendiği anlar da çok eğlenceli. Seray Sever'in eşi ve ikizleriyle yaptığı çekimden yansıyan görüntüler çok tatlı. Sıra tatil paylaşımlarında. Bensu Soral, çimlerin üstündeki güzel karelerini, Deren Talo bikinili tatil pozlarını yayınladı. Dilan Çiçek Deniz bir davete gittiği kıyafetinin detaylarını paylaşırken Ebru Şallı mayolu pozlarıyla sosyal medyayı renklendirdi. Eda Taşpınar Mikonos'tan güzel kareler paylaşırken Mine Tugay mavi elbisesiyle pozlarını paylaştı. Gülşen
giyinen, konuşulan, sahne kıyafetleriyle yine güzel kareler yayınladı takipçilerine. Hande Erçel bir törene katıldığı kıyafetinin detaylarını paylaştı ve büyük ilgi gördü. İrem Derici, Alaçatı tatilinden güzel karelerin yanı sıra eğlenceli havuz videosunu da yayınladı. Melis Sezen son pozlarının kamera arkasından iki güzel kare, bir de mini video paylaştı. Melisa Döngel yaz tatilinden havuz dansını ve havuzdan çarpıcı karelerini armağan etti sosyal medya kullanıcılarına. Burcu Esmersoy renkli kıyafetiyle sokaklarda yürüdüğü videosuyla bol bol like aldı. Pınar Deniz bir davete katılacağı kıyafetiyle verdiği pozlarla güzelliğini gösterdi. I just need you, I just need you. ¿Qué quieres, mamacita? I just need you, I just need you. Serenay Sarıkaya'nın iddialı elbisesiyle verdiği pozlar, Cansu Deren'in bikinili havuz başı pozu ve Demet Özdemir'in güneşi hissettiği karesi de haftanın dikkat çeken paylaşımlarındandı. Recuerda la noche que te conocí. İstanbul gecelerinden davetler, konserler ve eğlencelerle dolu bir tura hazır mısınız? Gece turumuz başlıyor. İstanbul gecelerinde konserler, davetler ve eğlenceler. İşte gecelerden son dakika haberleri. Haldun Dorme'nin sanat geçmişinin anlatıldığı Yaparsın Şekerim belgeselinin gala gecesindeyiz. Halit Ergenç ve Zerrin Tekindor galadaki ünlü yüzler. Evet, ben de çok heyecanlıyım. Haldun abiyi çok seviyorum. Her zaman da görüşürüz. İnanılmaz anılarımız var Haldun abiyle. Benim için de çok önemli. Yani benim sektöre ilk adım attığım dönemde kendisinin etkisi çok büyüktü. Geçtiğimiz haftalarda Zerrin Tekindor Kanda'ydı. İzlenimlerini soralım. Çok çok hoştu. Yani inanılmaz bir organizasyondu zaten. Çok çok zevkliydi. Gittik geldik. Azra Akın ve eşi de galada. Yeni projeler için hazırlanıyor şu sıra dünya güzelimiz. Üzerinde çalıştığım, hayal ettiğim bir proje var. Zamanı gelince paylaşacağım. Selçuk Yöntem galadaki isimlerden. Haldun Dorme'nin Türk tiyatrosunda çok önemli bir sayfa bu. Son dönemde tiyatroya olan ilgi onun da dikkatini çekiyor. Tabii ki çok iyi tiyatroya olan ilgi. Çünkü seyirci duygu istiyor. Daha doğrusu toplum duygu istiyor. Tiyatroda da bunu iyi tiyatroda bulduğu zaman da hayatında moral yapı daha çok gelişiyor. Eski rol arkadaşları Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat'le ilgili sorular geldiğinde nedense yanıtlamıyor Selçuk Yöntem. Peki Kıvanç Bey ve Beren Hanım'ın tekrardan... Teşekkür ederim. Sağ olun, sağ olun. Bir ödül gecesinde yapılan defile sonrası sahneye çıkan isim Seda Sayan'dı. Yeni gelin Seda Sayan'a sahnede beşi bir yerde takıldı. Döşüm boş geldi. Dürük gidin oğlum olmadı. Çok yakıştı maşallah diyelim. Canıma tak dedi aşk acısı. Ayşin Turan, Alp Navruz çiftini yakalıyoruz gecelerde. Beraber teklifler gelmeye başlamış çifte. Kısmet diyelim biz. Evet. Gelen teklifler var, birlikte teklifler de var ama profesyonel olarak hani ekiplerimizle ilerliyoruz. Tatil planlarını soralım çifte. Adres vermiyoruz. İrem Sak, basketbolcu sevgilisi Furkan Korkmaz da gecelerde. Ağızlarını bıçak açmıyor çiftin. Çok sevi kaç kelime ederim. Teşekkür ederiz. Tatile de teşekkürler, iyi akşamlar. Neler söyleyeceksiniz?
Merve Özbey'in İstanbul Maslak'taki açık hava sahnesindeki konserine gidiyoruz. Yasemin Sakallıoğlu iadeyi ziyarete gelmiş. Çok güzel bir sahne. Açık hava bir kere. Yazın insanlarla buluşuyoruz. Bu çok güzel bir şey. Merve'nin de sahnesi çok tatlı. Önceden de izledim, arkadaşımdır. O yüzden bu akşam çok heyecanlıyız. Güzel olacak. Yaz projeleri hakkında da bilgi almak isteriz. Önce Temmuz'da bir yazlık beldeleri gezeceğiz. Bodrum'da, Çeşme'de çok güzel gösterilerimiz olacak. Daha sonra Ağustos'ta Harbiye'ye geleceğiz. Bir film projesi vardı. Onda evet, kitabımız film olacak. Dış güzellik yasaklansın. Ruh güzelliğine geçelim. Asla geçemediğimiz bir dünya ama o film olacak. Gecenin yıldızı Merve Özbey'in yanındayız. 7 aylık hamile olan Özbey konser öncesi çok heyecanlı. Valla ne olacağıyla alakalı gerçekten Akif hiçbir fikrim yok. Repertuar hazır, orkestra hazır, bütün ekip hazır ama benim ne yapacağımla alakalı şu an hiçbir fikrim yok. Allah yardımcımız olsun. Arabeski tamamen gelen misafirlerimize tattırmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. İnşallah da güzel bir gece olacak. Merve Özbey gece dinleyicileri arabesk müziğe doyuracak gibi görünüyor. Ya çok ciddi arabesk bir repertuarımız var. Zaten tamamen arabesk dememizdeki sebep de kendi şarkılarımızı söylememek, bir geçmişe gitmek, kendimizle istişareler yapmak, bir böyle biraz aslında acı çekmek mi Önder, öyle mi denir yani? Bugün gerçekten biraz eskiyi hatırlatacağız. Peki karnındaki misafir ne alemde? O da konsere hazır mı? Yani ben gelmek üzereyim diye. Sağlıkla gelsin, huzurla gelsin, mutlulukla gelsin inşallah. Diğeri evde uyuyor. Bugün burada olsaydı anne diye bağırıp sahneye atlıyor olabilirdi. Sohbetler bitiyor ve arabesk gecesine geçiyoruz. Merve Özbey şarkılarıyla müzik dolu bir gece yaşatıyor. Hepimizin hayatı iki kelime. Bir varmış bir yokmuş alemde. Bir gün sana doymadan göçüp gidersen. İstanbul'daki sahnesindeyiz şimdi de. Yüksel duygusal şarkılarıyla muhteşem bir gece yaşatıyor. Bilsen bile benim için fark etmem. Bir tek dileğim var, kutum yeter. Şimdi de Serdar Ortaç konserindeyiz. Ortaç konserde sarışın kadınlardan yana derdini anlattı. Neler çekmiş bir bilseniz. Sarışın kızlara bulaşma diyordu. Karım sarışın oldu. Şutladı beni. Karımdan sonra bir sevgilim oldu. Çok sevdim. O da beni şutladı. Evet. O da sarışın oldu abla. Annemi dinlemedim işte. Annenizi dinlemezseniz bak resmi burada benim gibi olursun Damla. Bu kahkaha dolu anlardan sonra Ortaç şarkılarıyla tam bir müzik şöleni yaşattı davetlilere. Kimse sana beni zorla sevde aşık ol demiyor. Allah'tan yüreğim çok temiz ha, kurşun işlemiyor. Yıldız Tilbe'nin İstanbul konserindeyiz. Gönlüm isterse gelirim, bitmeyen aşkla sevişirim. Seyret bak uçurumdan, dümdüzdür vadim. Konserde bir ara koltuğa uzanan Yıldız Tilbe yorulmuş olacak ki rahatlığı hissetti. Teşekkür ederim. Ay çok teşekkür ederim. Şarkıları kadar ilginç cümleleri de dikkat çekti Tilbe'nin. Acaba ölürken de şarkı mı söyleyeceğim ben? Kandıramazsın, susturamazsın, durduramazsın. Edis'ten çarpıcı itiraflar, Bülent Ersoy'dan olay yaratacak açıklamalar ve daha neler neler. İşte magazin dünyasından son haberler. Magazin dünyasında neler oluyor? İşte ünlülerden son haberler. Bir
porselen markasının UNICEF'le işbirliği yaptığı Geleceğin İncileri için El Ele projesinin lansmanında Kaan Cürekli Batur, babası Cüneyt Arkın için hazırlanan koleksiyonu çok beğendiğini söyledi. Çok da güzel oldu tasarımlar. Geliri de tamamen sosyal hayatta çocukların geleceğiyle ilgili. UNICEF'e gidiyor. Çok güzel, çok başarılı tabii. Çok mutluyuz o. Lansmanın sunucusu Ceyda Dübenci'ydi. Bu akşam da Geleceğin İncileri için El Ele. Yine eğitimde fırsat eşitliği. Zaten hep mücadelesini verdiğimiz şey. Evet. O yüzden de gecenin sunuculuğunu isteniyorum. Yeni sezonda dizi çekeceği için heyecanlı Dübenci. Bakalım, heyecanlıyım şimdi. Gelen senaryoları okuyup ilk kez böyle birine heyecan duyduğum için çok heyecanlıyım. İlk etap bu. Sonra yapımcıyla oturacağız, anlaşacağız. Ondan sonra zaten çok heyecanlı bir şekilde ve mutlulukla sizinle paylaşıyor olacağım. Edis, Can Şengün'ün Sıkı Fıkı programının konuğuydu. Edis, müzik olmasa ne yapardın sorusunu önce kendi markasını kurma hayalini dile getirerek yanıtladı. Mesela bir kıyafet markası kurmayı düşünüyoruz şu an. Benim babam da tekstilci bu arada. Hani şey gibi merch yapmak işte, fanmade bir şey gibi bayağı ciddi ciddi girmek istiyoruz. Edis'in ilginç itiraflarında sıra. Şu an yakaladığı başarının kendisini rahatsız ettiğini söylüyor Edis. Yani bana şey gibi geliyor şu an, 8. senemdeyim meslekte. Her an tekleyebilirmişim yani. Her an olduğum şeyi kabul etmeye çok hazır bir dönemdeyim çünkü. Olduğum şeyin üstüne böyle oturup 4-5 sene rahat para kazanabileceğimi anladığım bir dönemdeyim. Bu beni çok rahatsız ediyor. Yani bu başarı beni rahatsız ediyor şu an. Yani başka bir şey yapabilir miyim? İşte mesela yüksek benim için büyük bir kaçış olacak. Uzaya olan merakından da söz etti Edis. Ve kuantum vesaire, uzay, inanılmaz bir ilgim vardı çocukken. Hani böyle telif büyüye koyulmuş gibi de gözükmek istemiyorum ama astronot olmayı çok istiyorum çocukken. Sinema okuyan ünlü popçu yönetmen olmayı da hayal ettiğini söyledi. Sinema okudum sonuçta Galatasaray'da ve çok güzel bir sinema olduğunu düşünüyorum ben. Belki gerçekten mesleğimi yapmaya çalışabilirim. Okulun bana öğrettiği, yani bağımsız bir sinemada bir yönetmenlik yapmaya çalışabilirim. İlker Kaleli, sevgilisi Sıla'nın doğum gününü bu fotoğraflarla kutladı. İlker Kaleli, bu paylaşımın altına yazdığı romantik sözleriyle de duygulandırdı. Bana gülmeyi sevdirdiğin için teşekkür ederim. Yüzün hep gülsün. Nice senelere. İyi ki varsın. Sözüme döndüm, doğru yanlışı gördüm, can çıkmamış yerinde. Bensu Soral'la bir yaza merhaba partisinde birlikteyiz. Malum konu yaz olunca yaz rengini soruyor muhabirler. Benim özel bir rengim yok ya. Ya siyah, beyaz herhalde en sevdiğim renk ama hepsini seviyorum. Ama en sık onları kullanıyorum. Sade olsun. Sade, evet, aynen. Tatil nasıl geçti bu arada? Tatil güzel geçti. Dinlendik. Tekne tatili daha çok dinlenerek geçiyor biliyorsunuz. Güzel geçti, iyi geldi. Onun üzerine işte bugün buradayız. Malum Bensu Soral çiçeği burnunda bir teyze. Nasıl bir duygu teyze olmak, hemen soralım. Evet, aynen, teyze oldum. Mükemmel bir duygu. Tek sorun teknede zaten şeydi, Ali'yi özlemem. Onun dışında çok güzel geçti. Oyuncu Alina Boz'la birlikteyiz. Görmeyeli neler yapıyor? İyi, güzel gidiyor her şey. Çok şükür, sizin nasıl? Çok şükür. Neler var yeni? Yani tatil geldi tabii, aynen, bir deniz kenarına inmek istiyorum yani. Sörf yapıyorum falan. Yapıldı mı planlar? Ya nasıl değerlendireceğiz peki? Yok, öyle bir planla yapmıyoruz yani bunları, genelde keyfimize göre oluyor. Can Bonomo, Öykü Karayel ve tatlı çocuklarının aile saadetini görüntülüyoruz. Mini'nin uykusu gelmiş, hızlı hızlı yürüyorlar. İyi akşamlar, selam. Uyku saati. Nasılsınız? Nasılsınız? Birazcık sohbet etseydik. Vallahi çok geç kaldım. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyiz, çok teşekkür ederim. Çok mersin. Öykü Karayel'e Meryem Uzerli'nin açıklamasını soruyoruz. İleride hayatımı öykü oynasın demişti. Bunda bir açıklaması vardı. Evet. İleride bir hayatım senaryo, film olursa Öykü Hanım oynamasın diye. Oyuncumuzu beğendiniz mi? Teşekkür ederim. Neler söyledin? Berkay'ın İstanbul'daki konserindeyiz. Berkay sahne öncesi çok heyecanlı. Geçen senenin repertuarının yaklaşık %50'sini falan değiştirdik. Çok çok keyifli bir
repertuar hazırladık. İçerisi de hazır zaten. Biz de hazırız. Böyle hazırlıklar zor oluyor abi genelde. Yok be abi, aslında keyifli. İşimiz bu ya. Bize kolay gelen aslında bu. Bizim de bu. Çok yalnız kaldım işte. Yıldız Tilbe'nin konserindeyiz. Ünlü sanatçı şarkılarıyla müzik dolu bir gece yaşatıyor. Hande Yener'in İstanbul konserine uzanıyoruz. Konserde izleyicisiyle kurduğu aşk diyaloğu ilginçti Hande Yener'in. Büyük bir aşk var aramızda. En uzun ilişkim sizsiniz. Gerçekten öyle. Mişayla da iyi gidiyor ama. Aşkım. İyi dayanıyorsun vallahi, tebrikler. Yok yani ben tabii işkolik bir tip olduğum için beni tanıyan biliyor. Ama eğer illaki kendine ilgiyi istiyorsa sıkıntı var demektir. Çünkü benim ilgimin nereye gittiği belli. Ne oldu peki, keyfin yok. İstediğin gibi olmadı mı? Yakıştı ama sana morbek çok. Gelen yerimi doldurmadı mı? Ekranların magazin klasiği, pazar sürprizi. Akademi Kültür ve Bilim Ödülleri töreninde yılın en iyi magazin programı ödülüne layık görüldü. Ödülümüzü ekibimiz adına haber müdürümüz Ömür Sabuncuoğlu aldı. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Bizler Cumartesi Sürprizi ve Pazar Sürprizi ailesi olarak doğru, dinamik, etik, sağduyulu haberciliği ilki edinmek bizim için bir gurur. Çok teşekkür ediyorum. Ekip adına alıyorum, tüm ekip arkadaşlarım adına. Çok teşekkür ederim. Ünlülerin buluştuğu bir ödül gecesindeyiz. Oyuncu Mine Sugay, sosyal medyada çok konuşulan fotoğraflarıyla ilgili bakın neler söylüyor. Son günlerde paylaştığınız fotoğraflar çok olay oluyor. Öyle oluyor. Nilperi Şahinkaya da ödül gecesinde. Güzel oyuncu Cem Yılmaz'la birlikte rol aldığı Erşen Kuneri projesinin aldığı eleştirilere bakın ne diyor. Çok beğenen var, beğenmeyen var. Ama kendi karakterimi herkes çok beğendi. Ve o yüzden gayet keyifli yerinde. Konumuz güzellik. Nilperi Şahinkaya bakın en çok nereye para yatırırmış. Cilt bakımına çok para yatırırım. Öyle söyleyeyim yani, krem, serum vesaire, onlara çok para yatırırım. Bodrum'a uzanıyoruz. Hüsnü Şenlendirici ile sahnesi öncesi beraberiz. Bu yazı konserlerle geçirecek ünlü müzisyen. Yazın birçok farklı proje var. Yani caz festivallerine konuk olacağım. Yurt dışı var yine Taksim Trio ile. Bir de kendi ekibimizle Türkiye'nin dört bir yanında dolaşacağız inşallah. Güzel konserlerimiz olacak. Hüsnü Şenlendirici'ye sahnesinde Koray Avcı da eşlik etti. Sayan, geçen Nisan ayında nikah masasına oturduğu Çağlar Ökten'in soyadını kullanmamak için dava açtı. Aşkım 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 diye böyle haykırmak istiyorum şu anda. Böyle aşkım, her şeyim, seni çok seviyorum tamam mı demek geliyor mesela içimde. Asıl adı Aysel Gürsaçer olan Seda Sayan, evlendikten sonra nüfus kayıtlarında Aysel Gürsaçer Ökten olarak geçen isminin resmi işlemlerde sorun olması nedeniyle nüfustan silinmesini istedi ve hayatına Aysel Gürsaçer ismiyle devam etmek istediğini belirtti. Yıllar sonra sizi evlenmeye ne ikna etti? 8. kez.
Hayat seni yudum yudum içeceğim bak gör. Doya doya nasıl da keyfini süreceğim bana gör. Kaderine bir armağan sunar gibi yaşayacağım kalbim. Son dakika. Seda Sayan sessizliğini bozdu. Bir güzellik merkezinin açılışına katılan Seda Sayan'la birlikteyiz. Sayan'ın keyfi yerinde. Son dönemde muhabirlerle konuşmayan ve cezalısınız diyen Seda Sayan, gelen çiçekli barış teklifine kayıtsız kalamıyor. Evet, röportajım aşamadan önce bir özür dilerim. Ay, teşekkür ederim. Tüm magazin ekibi barış, adına... Barıştık. Tüm magazin ekibi adına vermek istedim. Tamam, hadi. Teşekkür ederiz. Hazır barışmışken biraz sohbet edelim Seda Sayan'la. Malum yaz geldi. Tatil rotasını çizdi mi? Bizim mesela özellikle gitmek istediğimiz yer, eşimin gitmek istediği yer Kaş. Kaş'a gideceğiz. Gelin beklerim. Ne olur beraber gezelim. Siz de gelin. Bütün kameraman, ne biliyorsunuz? Gelin bütün kameraman arkadaşlarım. Siz olmaz, ne olur. Dedik ya, yüzü gülüyor Seda Sayan'ın. Acaba bu mutluluğunun perde arkasında Çağlar Ökten'le olan evliliği yatıyor olabilir mi? Çok güzel, hamdolsun. Çok. Biz çok mutluyuz. Böyle abuk sabuk şeyler yazıp çizmeyin. Vallahi biz mutluyuz. Bizi düşünmeyin ya, siz kendinize bakın. İyi gidiyor, her şey yolunda. Geçtiğimiz günlerde çıkan bir haberi sormak istiyoruz. Eşi Çağlar Ökten'in soyadını kullanmamak için dava açmış ve evlilik soyadı olan Ökten'in nüfustan silinmesini istemişti. Bu hareket birçok spekülasyona da yol açtı. Sayan söylentilere son noktayı koydu. Hatta boşanıyorlar bile dendi. Halbuki bayağı evraklarda değişiklik yapılması gerekiyor. Soyadı değişince, oysa ki biz önceden söylemiştik. Aman soyadı, yani ben kendi soyadımı kullanacağım ki kadınların böyle bir hakları da var ama evet. Ben bunu hakkım olduğu için söylemedim. Bir sürü evrakta bir sürü değişikliğe gidilecek. Bu bir de bir sürü prosedür gerektiriyor. Böyle bir zamanım da yok. Anlaşılan gereksiz bürokratik işlemlerle uğraşmayı sevmiyor Seda Sayan ve sorun yok diyor. Yani bizim karı koca aramızda böyle bir soyadı şeyi olmadı, kavgası. Siz bunu böyle bir şey, hatta boşanıyorlara kadar getirdiniz. Biz de şaşırdık. Hatta benim evi terk ettiğime kadar geldi olay. Dedim ki yani pes ya. Sadece dedim ki birçok evrakta değişikliğe gidilecek. Böyle bir zamanımız da yok. Zaten adam benim hayatımda. Sevdiğim adam. Kurban olurum ben onun soyadına. Seda Sayan'a eşi Çağlar Ökten'le birlikte sahne alırlar mı şeklinde bir soru geliyor. Bakın nasıl yanıtlıyor. Bu talep meselesi. Eğer yapımcılar böyle bir şey isterse beraber okuruz. Ben onu sahnesinde yalnız bırakmayı değilim. Ben onu sahnede izlemeye ve dinlemeye bayılıyorum. O yüzden gidiyorum ve Nuray da biliyor. Evet. Hatta bu akşam sahnesinde bu akşam da beraberiz. Çok eğleniyorum, keyif alıyorum. Yani benim eğlenebileceğim bir adres olduğu için benim de eğlenmeye hakkım var ve bunu da kocamı izleyerek ve dinleyerek geçiriyorum. Son olarak Isparta konseri iptal edilen Melek Mosso'nun yerine sahne almıştı Seda Sayan. Bu olay çok konuşuldu. Bakın bu olayı nasıl yorumluyor? Ben kimsenin yerine bir tercih yapmadım. Bunu da özellikle söyleyeyim. Bu benim tercihim de değildi. Ben Isparta halkı tarafından talep edildim ve Sayın Belediye Başkanımız tarafından istendim. Davet edildim, davete icabet ettim. Bu kadar. Sizi seviyorum. Röportajdan sonra açılışa geçiyoruz. Seda Sayan fıkır fıkır yerinde duramıyor. Yanıyorum sanırım çıktı ateşimin grilim bir. Bak bu sözlerin lafta kalırsa Tolga Güleç bir süredir aşk yaşadığı Yasemin Allen'la ilk aşk paylaşımını yaptı. Bodrum'da bir partiye katılan çift bu aşk pozunu verdi. Yıldız'a sarıldım, aya tutundum. Sevdam tek nefes kaldı, yutkundum. Bülent Ersoy Ankara'da bir açılışa katıldı. Yine bilindik Bülent Ersoy karşılamalarından birine şahit olduk. Konumuz kıyafetleri. Kendisinin yıllar önce giydiği kıyafetlerin dünya starları tarafından yeni kullanıldığını hatırlatıyor. Bazı kıyafetlerim var. Bu dünya çapındaki artistler daha giymeden ben giymiştim. Örneğin o baş, bütün taşlı başları falan hep ben kullandım.
Jennifer Lopez ve o başındaki başlık, onu ben seneler önce kullandım. Her konuda önce Bülent Ersoy, genç eş bulma konusunda da öyle. Bana derlerdi ki hep genç koca buluyorsun. Ne oldu şimdi, herkes gençler. Yani hepsininki benimkilerden genç. Yani acaba kötü mü örnek oldum, bunların hepsinin huyu bozuldu. Eski sevgililerinden Berk Yılmaz'la yeniden görüştüğü iddiasına geliyor söz. Hiç öyle bir şey yok. Ben okuduğum kitabı bir daha okumam. O kitabı bir kere okurum. Ondan sonra da bir daha rafa kalkar, geçmiş olsun El Fatiha. Şu an okuduğunuz bir kitap var mı Bülent? Vallahi bilemiyorum yani. Sosyal medyada viral olan bir videoya geliyor söz. Bülent Ersoy'un mezar başında "ben bu mezara sığmam" dediği anlar çok konuşuldu. Geldiğim yok, standart. Şey, yukarı çıkaracağım. Ben standarta sığmam. Bir dakika, daha büyük yapacağız. Fevzi'ye dedim ki, Fevzi dedim, ben buraya sığamam yalnız dedim. Yok yok dedi, biz sana daha salon salamanca yapacağız dedi. Peki mezar yeri hazır mı divanın? Sayın İçişleri Bakanı'ndan istirham ettim. Efendim evet. Kültür Bakanlığı'nın düzenlediği Başkent Kültür Yolu Festivali sinema söyleşilerindeyiz. Özge Özler ve Gülenay Kalkan Ünlüoğlu'nun katıldığı söyleşi Ömür Sabuncuoğlu'nun moderatörlüğünde gerçekleşti. Sabuncuoğlu, Özge Özler'in oyunculuğa nasıl karar verdiğini merak ediyordu. Özge, nasıl oyuncu olmaya karar verdin? Ben çıktım dershaneden. Gayet konservatuvarın yolunu tuttum işte, bu konservatuvarın. Orada bir kere daha büyülendim. Aileme bu kararda çok ciddi olduğumu belirttim falan. Hiç karşımda durmadılar. Çok İki seferde kazandın mı peki? Kazandım. Ve iki okul birden kazandım. Hem Bilkent'e burslu olarak kazandım, hem de konservatuarı kazandım. Ömür Sabuncuoğlu'nun bir diğer sorusu ise oyunculuk sektöründeki cinsiyet eşitsizliğiydi. Oyunculuk sektöründe de cinsiyet eşitsizliği ne aşamada? Ben kadın erkek diye bakmıyorum olaya, hep konuşurum ya. Ben insan olarak bakıyorum. Dünyada da böyle. Sadece Türkiye'de değil. Her yeri sirayet etmiş durumda. Yaşar İpek ve Elif Buse Doğan bir Alode şarkısı için bir araya geldi. İpek'in 20 yıl önce okuduğu şarkıda düet yapan ikili son derece uyumlu ve mutlu. İlk düetim ve ilk defa böyle dijital platforma bir arabesk şarkıyla giriş yapıyorum. İnşallah devamı da gelir. Langıdı Lang Lang'dan sonra epeyce bir projelerimiz birikti. Bir Yare Gidin turnaları çıkarmıştım. Şimdi de sırada bu var. Bundan sonra da çok güzel projelerimiz var. Yaşar İpek'le de böyle güzel bir şarkıyı okumak, beni bu projeye dahil etmeleri gerçekten çok mutluluk verici. Bir kere de bana ihtiyacın olsun, bir an öde gelmezsen geçtiğim sonsun. Peki bu fikir nasıl doğdu? Onu da Yaşar İpek anlatıyor. Ben şarkıyı 21 yıl sonra tekrardan seslendirmeyi istedim. Çok hayran kitlem, çok dinleyicilerim bundan çok talep ettiler. Bunu dedim, ben en güzel sesli biriyle yapmam gerekiyor. Bir bayanla yapmam gerekiyor. Ondan sonra şirketimizin de en güzel sesli sanatçısı Elif olduğu için benim için teşekkür öyle. Ona teklif götürdük. O da sağ olsun bizi kırmadı. Aşktan anlamaz bu taş kalbi. İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali'nin konuğu Zülfü Livaneli'ydi. Livaneli, imza attığı film müziklerinin dinlenildiği gecede onur ödülüne layık görüldü. Sanatta ödül çok önemli bir şey değil benim için. Ama bugün bu kadar kişinin gelmesi ve benim 50 yıldır yaptığım film müziklerini bu kadar coşkuyla izlemesi çok hoşuma gitti. Senfonik formatlarda izlemesi. Eskişehir'de 8.'si düzenlenen Liseler Arası Tiyatro Şenliği'nde usta sanatçılar Zihni Göktay ve Renan Bilek öğrencilerle bir araya geldi.
Törende öğrencilerin hazırladığı sahne etkinlikleri renkli anların yaşanmasına neden olurken, merhum oyuncu Rasim Öztekin'in eski oyunlarından kesitler gösterildi. Güzel havalarda cadde turları bir başka. Cadde turunda görüntülediğimiz isimler ve onlardan son haberler. Bir alışveriş merkezinde oyuncu Sevda Erginci ile birlikteyiz. Neler yapıyor? Hemen soralım. Öyle bir yemek yiyelim dedik. Yemek için buluştuk. Biraz da hastayım. O yüzden ilaç falan aldım. Teşekkür ederim. Sağ olun. Öyle biraz... Yoğun çalışma temposu falan derken üşüttük tabii olarak getirdik. Bir şeyim yok yani, önemli bir şey değil. Onu yalnız görüyoruz sürekli. Aşk hayatı durgun sular gibi sanırız şu sıralar. Benim şu an aşk hayatım oldukça durgun ama... Aşk kriterleriniz var mı durumu soralım? Ay ya yani kriter mi? Yani bilemem, öyle bir kriterim yok tabii ki. Yani ne diyebilirim bilmiyorum. Bu öyle bir şey değil ki yani, karşıma öyle bir şey çıksın, böyle bir şey çıksın diye belirleyip hedef koyup yaşayacağım bir şey değil. O yüzden öyle bir kriter belirtemem yani. İşte denk gelir, iyi hissedersin içinde ve... Yılmaz Kunt'la olan ayrılığını soralım. Neler söyleyecek? Öyle göründüğü kadar sorunlu bir ayrılık değildi. Konuştuk, ayrıldık. Ondan sonra da görüntülenmiş zaten. Yani o yüzden benim tarafımdan bir sorun yok yani. Her şey yolunda benim için. Kaan Tangöze'yi çocuklarıyla dolaşırken görüntülüyoruz. Yine konuşmuyor. Seda Sayan'ın yanındayız bu kez. Basın mensuplarına kestiği cezanın süresi halen bitmemiş gibi görünüyor. Konuşmuyorum. Cezalısınız. Ne yapacağız? Hayırlı inşallah. Sizi kırmazdık biz ama ne yapmayacağız? Muhabirler kırgınlığın nedenini öğrenmeye çalışıyor. Ancak nafile. Neden kırıldığınızı paylaşsanız bari Seda Hanım bizimle. Gülben Ergen'le birlikteyiz şimdi de. Yoğun sanırız, sürekli telefonda. Stüdyoda bir toplantı var. Single çıkartalım mı çıkartmayalım mı bilmiyorum, onun kararını vereceğiz şimdi. Yazın çok şarkı çıkıyor çünkü. Okullar kapanıyor, karneler alınıyor. İşte annem, ben, çocuklar program yapılıyor. Babaya gidecekler, bana gelecekler. Tatili programlıyoruz. Ondan sonra perşembe bir konser var. Cumartesi bir konser var. Pazartesi bir konser var. Kıyafet provaları var. Bu arada klip çekim maliyetlerinin yüksek olduğu bu dönemde Gülben Ergen bir önlem almayı düşünüyor mu? Bununla klip çekenleri çok takdir ediyorum. Yani bu dünyada o kadar var ki, bizde nedense yok. Cep telefonuyla insanlar reklam filmi çekiyorlar. Biz yapamıyoruz. Ben de yapamıyorum. Geçtiğimiz haftalarda sahnede düşmüştü Gülben Ergen. Şu an sağlık durumu nasıl? O hafta zordu, bir zehirlenmeydi o. Evet. Kusmayla başladı ve... 4 gün korkunçtu, evdeydim. Zehirlenmeydi, geçti. Mithat Can'la birlikteyiz cadde turunda. Sahneleri bırakan annesi Sezen Aksu'nun yeni bir konser verip vermeyeceğini soruyoruz. Buna benzer bir muhabbet oldu. Evet. Aynı şeyi söyleyeceğim. Yani isterse Can'ı yapacak herhalde ama ne zaman, nasıl bilmiyorum, çok soru. Yani cevabı yok bende, o yüzden... Hayır, siz belki konuşmuşsunuz falan, bir fikir alışverişine bulunuyor. Ya şöyle bir durum var. Özlemediğiniz bir şey. Herkes bana yükleniyor bu konuda. Evet. Onu ikna etmemle alakalı böyle bir... Abi şöyle geçelim. ...var ama... doğasını bilmiyorum. Bak, peki Mithat Can annesi Sezen Aksu'yu sahnede izlemeyi özledi mi? Ben özledim. Evet. Yani kulislerde büyümüş biri olarak kulise gitmeyi, o konser sonrası müzisyen abilerle, arkadaşlarla takılmayı ben bile özledim. Ama bakalım, kısmet yani. Röportaj sonrası sevgilisi Alina Boz'un aracına binip yanımızdan ayrılıyor Mithat Can. Uzerli, neden Halit Ergenç'e övgü dolu sözler söyledi? Mesela Halit Ergenç olağanüstü bir insan.
Meryem Uzerli hayatının filminde hangi ünlü yıldızın oynamasını istedi? Kim oynasın senin hayatını? Ben oynamayacağım. Az sonra. Meryem Uzerli'nin bir dergi için verdiği pozların kamera arkası görüntüleriyle pazar sürprizi devam ediyor. Meryem Uzerli'den Karadağ pozları. Güzel oyuncu Meryem Uzerli'nin birbirinden güzel pozlarının kamera arkası. Derginin kapağı için Karadağ'da kamera karşısına geçen Meryem Uzerli, film tadındaki çekimde güzelliğini gözler önüne serdi. Haftalıkta pazar sürprizinin sonuna geldik. Haftaya yine bomba gibi haberler ve birbirinden özel röportajlarla cumartesi sürprizinde görüşmek üzere. Hepinize mutlu hafta sonları.